Lord of the Rings dizisinin haberini yaparken bilgili arkadaşımız Cem Ertül'den yardım almıştık. Aynı Cem Ertül, Türk tarihi konusunda da çok bilgili olduğu için bu videoda onun kaleminden geliyor. Onların kurmaca çizgi romanları varsa bizim gerçek tarihimiz var. Onların hayal ürünü karakterleri varsa bizim 2000 yıla yayılmış halis kahramanlarımız var. Üzer, yayınladığı 2 dakikalık bir videoyla yeni projesi Göktürk üçlemesini duyuran Alper Çağlar'a ait. Bu duyuru bizi oldukça heyecanlandırsa da ironiktir ki Marvel'ın Infinity War filminin gölgesinde kaldı. Peki Alper Çağlar ismi ve Göktürk projesi bizi niye heyecanlandırdı? Alper Çağlar adını 2008'de Dağ filmiyle duyurdu. Düşük bütçeli ama psikolojik etkisi yüksek bir asker filmi olan Dağ kendine sadık bir kitle oluşturdu. Fakat Alper Çağlar'ın adını tüm Türkiye'ye duyurması Dağ 2 ile gerçekleşti. 2016'nın en çok izlenen yerli yapımlarından olan Dağ 2 serinin ilk filmine göre çok daha yüksek bütçeli ve gözü çok daha yukarılarda olan bir filmdi. Hollywood tarzı aksiyon sahneleriyle film büyük bir hayran kitlesi edindi. Daha 2'nin başarısı televizyonlarda askeri temalı pek çok dizi ve filmin mantar gibi çoğalmasına neden oldu. Aksiyon sahneleri iyi olmasına rağmen film senaryosuyla ön plana çıkmıyordu. Alper Çağlar bizce yapımcı olarak Rüştü'nü Börü dizisiyle ispatladı. Börü 75 dakikalık süresi ve her biri sinema filmi tadında olan 6 bölümden oluşmasıyla alışık olmadığımız son derece yüksek temposuyla ve çok iyi aksiyon sahneleriyle gönlümüzde taht kurdu. Ama Börü'nün bizce en önemli unsuru kaliteli yabancı dizileri aratmayan ustalıkta yazılmış senaryosu ve bunu harika bir şekilde işlemesiydi. 2014-2016 yıllarında bir özel harekat timinin yaşadıkları üzerinden şaşırtılacak cesurlukta siyasi mesajlar mesajlar veren Börü, Türkçü ve Atatürkçü sembolleri sık sık kullanmasıyla da ön plana çıktı. Börü bizde kuşku bırakmayacak şekilde Alper Çağlar'ın bu işe olan yeteneğini kanıtladı. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Alper Çağlar bu sohbetlerde vatansever ve Atatürkçü kişiliğini de ortaya koydu. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde başta bahsettiğimiz Göktürk üçlemesinin bize heyecan vermesinin en büyük sebebi olarak bu projenin bir Alper Çağlar yapımı olmasını gösterebiliriz. Türk tarihi Alper Çağlar'ın da belirttiği gibi inanılmaz zengin ve maalesef bu zengin içeriği hem sinemada yeterince işlenmemiş hem de işlendiği zaman bunu işin ehli insanlar gerçekleştirmemiş. Göktürk dönemi sinemaya uyarlanmaya müsait pek çok kahraman ve hikaye sunuyor. Bu noktada Marvel evreninden tek farkı gerçek olması denebilir. Alper Çağlar pek çoğumuzun göz ardı ettiği tarihi serüvenimizi sinemaya taşımayı, Türk tarihinin bağrından çıkan bir hikayeyi evrensel bir yapım haline getirmeyi ve bunu yaparken dünyadaki 200 milyon Türkü sinema yoluyla bir araya getirmeyi bir görev olarak görüyor. Kendi sözleriyle gerçek tarihimizin yansıtmanın bilinciyle film tarihimizin en destansı işini yapmaya koyuluyor. Alper Çağlar'ın azim ve özgüveni karşısında heyecanlanmayıp da ne yapalım? Peki Göktürk üçlemesi tam olarak ne anlatacak? Alper Çağlar bu konuda ser verip sır vermiyor. Fakat şunu söyleyelim. Videoda üçlemenin tarih danışmanları listeleniyor. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl gibi Göktürk tarihini bu ülkede en iyi bilen insanlara danışıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra ikinci filmin adı 40 Göktürkler olarak belirlenmiş. Bu ismin yüksek olasılıkla Nihal Boskurtlar Bozkurtlar adlı roman serisinde ölümsüzleştirdiği Özgürlük uğruna 40 çeriyle Çin sarayını basan Kürşad'ın destanına gönderme yaptığını söyleyebiliriz. Fakat üçlemenin tamamen Nihalatsız'ın romanlarına dayanıp dayanmadığını bilmiyoruz. Yine de okuyanlar bilir ki Türk romancılığının en epik eserlerinden olan Bozkurtlar adeta sinemaya uyarla beni diye bağırıyor. Kürşad destanını 2022'de Türk sinemalarında izleyecek olmanın olasılığı bile bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Serinin ilk filmi için 2019 tarihi gösterilse de Alper Çağlar gecikmelerin olabileceğini ve bunun kendisinin mükemmel bir iş yapma isteğinden kaynaklandığını söylüyor yine kendi sözleriyle yüzüklerin efendisiyle yarışabilecek, evrensel popülariteye ulaşabilecek kalitede bir iş ortaya çıkarmak istiyor. Bize ise bu yolda kendisine iyi şanslar dilemek düşer. Umuyoruz ki ileride Alper Çağlar'ın elinden bizi gururlandıracak filmler izleyeceğiz. Unutmadan Börü'nün sinema filminin bu yıl vizyona girmesinin beklendiğini de ekleyelim. Videonun sonuna geldik. İyi bir komedi filmi izlemek istiyorsanız şu karta bakabilirsiniz. Hoşçakalın!